Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon turistler. Haftalık muhim haberler programımızda görüşmelerine kızgın karşı alınız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynağımızda kıtanlar ekranımızda bulsun. İdris Hasan'ın Xitay'a kaytırılmasızlığı hakkında ortak sadalar küçeymekte. Marakeş dairleri Uyghur yaş İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırış hakkında sot hükümü çıkargandın kiyen, köplügen halkaralık teşkilatlar, şahsler, cümleden bir kısım İslam ölümaları Marakeş dairlerini bu karardın yenişki çakırdı. İdris Hasan bu yıl 19. yıl Xitay'ın talepi bilen Marakeş dairleri terapiden Casablanca aerodromu'da tutulup kılıngan bulup, alakadar sote köp kıtımlık keçiktirilip, hazırlık kadar tutturulmakta. Gerçi Xalqara Saqçı Teşkilatı Interpol 8. ayda İdris Hasan'ı karatılgan kızıl renglik tutuş buyruğunu bikar kılgan bolsumu, Marakeş dairleri yanıla İdris Hasan'ı koyu etmigen. Marakeş dairleri 15. dekabr sotunun ahırkı kararını ilan kılıp, İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırıp iş hakkıda hüküm çıkargandın kiyen Xalqara'da küçülük gol-golu kozgıdı. Her kaysı devletlerdeki Uygurlar ve Şarkı Türkistan teşkilatları Marakeş'in elçihanları aldığı namayış ötküzüp İdris Hasan'ı koyu etişine talep kıldı. İdris Hasan meselesi aldığı bir neçik gün içi de Arap İslam dünyasını mı kün tertipki kilişki başlayan bulup Twitter Katarlık İcdimai Tarat Kusupları'da Arapça İdris Hasan kaytırılmasın diyen hashtag faaliyeti başlandı. BBC Arapça, El Cezire Katarlık Halkaralık Taratkular bu hakta yazma ve televizyaya haberi işildi. Arap dünyasındaki köplügen danlık şahsler, ölümalar öz sahipelerde inkas bildirip, Marakeş dairlerine çakırık kıldı. İslam dünyasındaki meşhur ölümalarının biri Şeyh Muhammed Hasan Deduğu bu hakta toxtılıp, Uygurlarını Xitay'a kaytırışının haram ikenliki hakkında resmi fetva ilan kıldı. Fetvada, Uygur Müslümanlarını Xitay'a tapşırıp biriş haramdır. Xitay'da irki kırgınçılıklı duç kılıvatkan Uygur Müslümanları her kandak bir Müslüman şahıs, organ ya ki devletin panahlık talep kılsa, ularga panahlık biriş vacip. Ularını Xitay'a kaytırıp biriş haramdır. Ular, İslam dünyası amanet. Ularga hıyanet kılış, ularını düşmenge tapşırıp biriş amanetki hıyanet kılgallıktır digen ibariler orun aldı. Aldın kayda İslam dünyasını cümleden Mağrib ellerini Şarkı Türkistan Müslümanları hakkında Xitay tarafta turmaslıkı çakırık kılıp bayanat ilan kılgan Mağrib elleri Ölümalar Birliği'nin reisi Hasan İbni Ali Kettani, İctimai Alakı hesaplarda İdris Hasan'ı alakadar köplügen haber ve bayanatlarını hembehirlep Marakeş dairlerini mezkur karardın yenişkı çakırdı. BDT kişilik hukuk mütehessislerim o aldın kayıpta Marakeş dairlerine İdris Hasan'ı Xitay'a kaytur etmesliki gerekliki, eğer kaytur turulgan taqdirde onun tutqun qilinish va qiyin qistaqqa ilinishi mumkinligi haqida chaqiriq qilgan edi. Qo'rquv uchun muhofizatchilar tashkiloti bugun Twitter hisobida yangi uchur ham bahrlab Birlashgan Davlatlar tashkiloti qiyin qistaqqa qarshi turish komitetining Idris Hasan to'g'risida vaqtliq tadbir e'lon qilganligini, Marakeshdan Idris Hasanni qaytarib o'tmaslikini talab qilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Marakesh mazkur komitetga a'zo ekan. Navbatda bu haqdagi turli chaqiriqlar kuchli tariqada davomlashmoqda. Çeteldeki Xitaylar Şarkı Türkistan hakkıdaki sahte teşviqatka avaz koşmakta. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irki kırgınçılık cinayeti yakından beri halkarada ciddi kün tertipki kilişki ağışıp, Xitay rejimimi halkara cemiyetinin közünü boyaş üçün yalgan teşviqatlarını davamlıq köpe etmekte. Xalq Torunun xabirde bildirilişçe, Xitay bu kıtım Şarkı Türkistan'daki Xitay dairleri ve 5 kıtayı caylaşkan 19 devletteki Xitay köçmenler vekilleri sınırlık fikir almıştırış yığını teşkilligen. 16. dekabr ötküzülgen mezkur yığınğa Amerika Utah İştati Weber İştatlıq Üniversitesi'nin profesörü Lee Tawin, Malaysia Malakka İştatlıq Hükümetinin Xitay işleri alahide elçi Yen Tianlu Katarlıq Xitaylar katnaşkan bulup, Şincan'ın terakiyatı her millet halkıge hakiki bəxt ilip geldi. Amerika ve Garip elleri Xitay'nın terakiyat kadimigi toskulluq kıldı dep bildirilgan. Gerçi Xitay'nın irki kırgınçılık cinayeti bütün dünyaya aşkarlangan, köplügen devletlerinin ayıplışıgı duç kılvatkan bolsumu, erkin devletlerde yaşavatkan Xitaylarının, hatta demokratçılarının Şarkı Türkistan meselesi de Xitay komünist rejimi tarafta turuşu izcil dikkat kozgap gelmekte. Bu yıl 8. Mart Gollandiya'daki 50'den artık Xitay teşkilatı Gollandiya parlamentinin Xitay'nın cinayetini irki kırgınçılık dep itiraf kılgallıkı narazılık bildirip, birleşme bayanat ilan kılıp,
Irqiy qırğınçılıq haqqidagi ayblashlar Xitoyga qarshi kuchlarning yolg'ondan paydo qilgan to'qilmalari deb bildirilgan edi. Xitoylarning danliq demokratchilaridan biri bo'lgan Wei Jingxingmu bu yil 4-nji oyda Erkin Osiyo radiosining xitoycha betida Uyg'ur tarixini butunlay burmulab maqola e'lon qilgan edi. Shundoqla Twitter yozmalarida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni inkor qilibla qolmay, Uyg'urlarni Xitoyga irqiy qirg'inchilik yurgizgan deb nomussizlarcha bildirilgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning bir tarafdan saxtapazlik bilan xalqaro jamiyatga Sharq Turkistonni ziyorat qilish haqida jar silayotganligini, yana bir tarafdan har qaysi davlatlarga va kishilik huquq organlariga turli shartlarni qo'yib, ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligini, shuning bilan birga har qaysi davlatlarda bo'libmi musulmon ellarida navbat bilan saxta tashviqat harakatini davomlashtirayotganligini, buningga chet elda yashayotgan Xitoy ko'chmanlarining mu aktiv ovoz qo'shayotganligini bildirishmoqda. Xitoyning yollanma tor qo'shuvini haqida yangi isbotlar oshkorlandi. Dünyadaki nopozluk ahbarat organlarından biri bulgan New York Vakit Gezeti 20. dekabr yeni haber ilan kılıp, Xitay'nın çet eldeki yalanma tor koşuğunu hakkadaki yeni delil ispatlarını aşkarladı. Mezkur haberde Xitay sakçı dairelerinin atalmış cemaat fikri teknikisi mulazimeti namıda hususi şirketlerden xeridar çakırgallıqı, emeliyette bulsa çet eldeki ictimai alakı supularda yalanma tor koşuğunu teşkilleb, Xitoyning saxta tashviqoti uchun xizmat qildirganligi ko'rsatilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Shanghai shaharlik saxta idorasi Pudong shobisi bu yil 21 may torda e'lon chiqarib, yerlik xususiy shirkatlardan jamoat fikrini boshqarish turiga xaridor chaqirgan. Mazkur e'londa ta'minlovchi shirkatning Facebook, Twitter qatorliq chat al ijtimoiy taratqo hisoblari bilan ta'minlaydiganligi, har oyda har bir supa uchun 300 ga yaqin hisob ta'minlashi kerakligi bildirilgan. E'londa yana chat al ijtimoiy taratqo hisoblarini tizimlatish, yozma yollash, qisqa video ishlash qatorliq 6 turlik xizmatning baho jadvali chiqarilgan bo'lib, har bir xizmatning oylik maoshi to'g'ri bo'lganda 5000 yuan, yuqori bo'lganda 40000 yuan ekan. Mazkur e'londa tilga ilingan yolg'on hisob qurish, agish kuchi yig'ish degandek xizmatlardan boshqa, yana chat aldagi hisoblarni tekshirish xizmati alohida diqqat tortadi ekan. Mazkur xizmatda mas'ul shirkatning texnikalik usullar bilan chet eldagi Xitoyga qarshi uchurlarni tarqatgan hisoblarni tekshirib, ularning haqiqiy kimligini va Xitoydagi barlik uchurlarni aniqlab chiqishi talab qilingan. Yana kelib, bu xizmat turida oylik emas, qitim soni bo'yicha haq berish belgilangan. Xabarda qayd qilinishicha, Shanghai saxta dairelari mazkur e'lonni tarqatib 3 haftadan keyin Shanghai Yunlin ismli bir kichik shirkat mazkur turga erishgan. New York Vakit Gezeti bu meselini aniqlash uchun Xitoy dairelari bilan aloqalashgandan keyin mazkur e'lon asli torbatdan darhol o'chirilgan. Xitoyning xalqaroliq ijtimoiy taratqoq supularda yollanma tor qo'shuvini orqali saxta tashviqotini tarqitishi va jamoat fikrini o'zgartirishga urinishi yillardan beri izchil davomlashib kelayotgan bo'lib, Twitter, Facebook, Instagram qatorliq shirkatlar aloqador doklad va tekshirishlarga asosan bir necha qitim Xitoyning ko'plagan saxta hisoblarini taqib etgan. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti bir necha kun burun e'lon qilgan eng yangi dokladda mo Xitoy rejimining 10 nechiligan chet ellik tor mashhurlardan foydalanib saxta tashviqot tarqatganligi, bu orqali Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yashirishga uringanligi qayd qilingan. Qur'on dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining 30 yilligi xotirlandi. Qozog'istonning Olmota shahrida Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyat fondi qurilganligining 10 yilligi va Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. 18 dekabr o'tkazilgan xotirlash marosimi Davlatlik Uyg'ur Etno Madaniyat Markazi, Uyg'ur teatri va Turan dunyosi fondi tarafidan o'rinlashtirilgan. Murasimga Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya, Turkmaniston va Azerbayjon qatorliq turkiy davlatlardan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman, Qirim tatarlari va boshqa etnik madaniyat markazlarining vakillari, shundoqla Qirg'iziston Oliy kengashi 5-nji navbatlik a'zosi Tursuntoy Salimov, Qirg'izistondagi jamoat arbobi Umarjon Hamroyov, siyosatshunos Qahramon Qo'jamberdi qatorliqlar ishtirok qilgan. Turan Universitetida o'tkazilgan murosim Turan dunyosi 10 yil nomli kitobini tanishtirish bilan boshlangan.
Murasımda Turan Dünyası Fondu'nun kurulduğundan bu yankı hizmetleri, Türkiye halklarının dostluğu, Türk Dünyası Birliği, şundaklı Uygurlarının tarihi, medeniyeti katarlıklarını tonuşturgan hem de Uygurlarının nöbetteki vaziyetine köngül bölgallıkını takitligen. Faaliyette meşhur cemaat erbapları, medeniyet, senet ve ilimpen sahesindeki töhbikar şahsler, Turan Dünyası Fondu'nun bir kısım vekilleri, Türk Dünyası'nın terakkiyatı, birlikigi koşkan töhbisi üçün dostluk mukapatı bilen mukapatlangan. Mukapatlanganlar içinde Turan Dünyası Fondu Cemiyeti'deki Uygurlar mı var bulup, Kırgızistan Ali Kengişi'nin 5. nöbetlik azası Tursuntay Salimov Efendi bilen, Kırgızistan'ın cemaat erbabı Ömercan Hemrayov Efendi dostluk mukapatı'a erişken. Melum buluşça Turan Dünyası Türkiye Halklar Medeniyet Cemiyeti Fondu, Kazakistan müstakil bulgandın ki Kazakistan'daki Uygurlar tarafından kurulgan. Fondunun hizmetlerine Kırgızistan'da yaşavatkan Uygurlar mı hemkarlaşkan bulup, Uygurlarının anetili, tarihi, medeniyetini tonuşturuşta aktif hizmet kılıp gelgen. Kıtay Nuri Türkel Katarlık 4 Amerika emeldarı'a ceza yürgüzdü. Kıtay Amerika'nın ceza kararlarından öç iliş üçün Amerika Halkara Dini Erkinlik Komitesi'nin muavin reisi Nuri Türkel'ni öz içige algan 4 emeldarı'a ceza yürgüzgellikini ilan kıldı. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijen 21 dekabrdagi axborot yig'inida Amerikaning Sharq Turkistondagi inson huquqlari debsandichiligini sabab qilib Xitoyning 4 amaldoriga jazo yurgizganligini, Xitoyning buningga qarshi jazo tadbiri sifatida Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining raisi Nadin Ma'inza, muavin raisi Nuri Turkel, hay'at a'zosi Anurima Bargava va James Carr qatorliq 4 amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Cazağı asasen mezkur emeldarlarının Xitay, Hong Kong ve Aumingi kirişi çekilindiken, Xitay'daki mal mülükü tonlitildiken hem de Xitay pukraları ve organları bilen alaka kilişi çekilindiken. Xitay bu yılının birşide mezkur organının Tony Perkins Katarlık 3 heyet azasığı mı ceza yürgüzgen idi. Javlijen bayanatı diyene Amerika'nın Şarkı Türkistan meselesiyle ve Xitay'nın içki işlerine arlayışını toxtutuşu kerek ki Xitay'nın vaziyet terakiyatı'a asasen tıxımı köp inkas kaytırdığallıqı hakkıda car saldı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti oxşaş günde bayanat ilan kılıp Xitay'nın bu asassız ceza yürgüzüş kararını eyipledi ve özlerinin bu karardan hayran kalmağallıqını bunundan keyin mu hergiz sükut kılmaydıqallıqını tähkitledi. Şundakla Xitay'dan her kaysi dinlarga karatkan bastırış siyasetini toxtuşunu talep kıldı. Nuri Türkel Efendimo ictimai taratko hesabıda inkas bildirip, özünün pekat Xitay'daki irki kırgınçılık rejimine karşı bir kişilik mesuliyetini ada kılgallıkını, Xitay'nın bu kararını özlerinin cinayetçilerini hesabı tartış üçün kılgan hizmetlerine kaytırılgan inkas süpütüde kubul kıldığallıkını bildirdi. Amerika Maliye Ministerliği 10. dekabr Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilen Xitay'ın öz içige algan bir neçe devletteki 15 şahıs ve 10 oranın kişilik hukuka eğer dahil terörist kılganlığı. 2018 yılından 2021 yılgacha Şarkı Türkistan'da atalmış Uygur Abdunum Rayıllık hükümetinin reislik vazifesini ötegen korçak ameldar Şöhret Zakir, 2008'den başlap muavin reislik vazifesini ötep gelgen, nöbette muvakkat reislik vazifesini ötevatkan Erkin Tuniyaz Katarlıklarga ceza yürgüzgellikini ilan kılgan idi. Bu yıl 3. aydı mı Amerika, Kanada, Angliya ve Avrupa İttifakı Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka Müslümanlarının dini erkinlikine iğir dâhil tarız kılgan Xitay emeldarlarına ceza yürgüzüş doğrusu da Birleşme Embargo kararı ilan kılıngan idi. Xitay'nın ceza nişanına aylangan Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti, iki çoğun siyasi partiye terpeden kurulgan müstakil federatif hükümet organı bulup, dünyanın her kaysi caylardaki dini erkinlik ehvalını bahalıp çıkıdı ve memuri organı siyasi tavsiye kılıdı. Mezkur komitet Biden hükümetinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka Müslümanlarının dini hukukuna eğer dâhil tarız kılgallıkının inkası süpütüde, keler yılı 2. ayda Beijing'de ötküzüldüğün kışlık olimpik tenharket musabıkısını baykot kılışını talep kılgan. Xitay taratkosu irki kırgınçılıkını aklaşta açkışlık rol oynayan. Amerika paytaxtı Washington'a caylaşkan Uygur kişilik hukuk kuruluşu yeni dokulat ilan kılıp, Xitay Yerşari Televiziya Torunun Xitay rejiminin irki kırgınçılık cinayetini aklaştaki muhim rolunu paş kıldı.
Uyghur kişilik hukuki kuruluşu 21. dekabr Xitoy yer shari televiziya torining irqiy qirg'inchilikni taratqonlarda aqlashdagi roli sarlavhalik dokulat e'lon qilgan bo'lib, Xitoy yer shari televiziya torining Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yushirish, burmulash, qonunlik ko'rsatish jihatlarida ochqichlik rol o'ynaganligini pakitlik holda fosh qildi. Dokulatta Xitoy rejimining chet eldagi zuvani bo'lgan Xitoy yer shari televiziya to'rining 2016 yili Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun qilish boshlangandan buyon Xitoyning terror siyosatini har xil vositalar bilan oqlashga uringanligi, Sharq Turkiston xalqini e'tiqodidan voz kechishga majburlash, madaniyatidan yatlashtirish qatorliq jinoyatlarni atalmish qayta tarbiyalash markazi ideyalarini tuzish harakati degandek nomlar bilan tashviq qilib, bu jinoyatlarni xalqaro jamiyatning yushurishda ochqichlik rol o'ynaganligi bildirildi. Dokulat yana 2020 yilgacha bo'lgan mezgillarda Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yashirishda muhim rol o'ynagan Xitoyning Xinhua agentligi, Xalq to'ri, Xitoy yer shari televiziya to'ri qatorliq tashviqot organlarini silishtirish orqali tarqatgan programma mazmunlarini analiz qilish orqali ayrim-ayrim baholab chiqqan va bularning ichida Xitoy yer shari televiziya to'rining haq-nohaqni ostin-ustun qilish jihatida oldingi o'rinda turganligini muayyanlashtirgan. Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bu haqda bayanat ilan kılgan bulup, Xitoy yer shari televiziya torunun Sharq Turkistan'a alaqadar saxt xəbər, sürət programma tarqıtışta aldınqı orunda turğallıqını, bu halet tuturup xalqara cemiyyətdiki bir qısım akbarat orqallarının yer shari televiziya toru bilən həmkarlaşqallıqını toğru düşengeli bolmaydıqallıqını təkitligən və dünyadaki hər qaysı akbarat orqallarını Xitoy akbarat orqalları bulubmu yer shari televiziya toru bilən həmkarlaşmaslıqı çakırgan. Chet elde Xitoyga yantayaq bo'layotgan Uyg'urlar norozilik qo'zg'amoqda. Xitoy yaqinqi bir necha yil mobaynida Sharq Turkistonda ochiq oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizishga o'tgan bo'lsa-mu, muhojiratda yashayotgan bir qism Uyg'urlarning yanada Xitoy uchun xizmat qilishi kuchli norozilik qo'zg'amoqda. Bir necha kun ilgari Yaponiyaning Osaka shahridagi Xitoy bosh konsuli Shujian Twitter hisobida Osakadagi bir atalmish Xinjiang oshxonasida tamoq yeganligi, Uyg'ur usulidan huzurlanganligi haqida bir sin ham bahrilgan va Xitoy jar silib kelayotgan atalmish Xinjiang yaxshi joy degan shuarni ilova qilgan. Uning Twitter uchuri yana Xitoyning yollanma tor qo'shoni orqali ko'plab tarqitilgan. Egallashimizcha mazkur oshxona Osakadagi birdan-bir Uyg'ur oshxonasi bo'lib, taxminan 10 necha yil burun ichilgan ekan. Ammo oshxonaning asosli xaridorlari Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlar bo'lmasdan, balki Xitoylar ekan. Ya'ni kelib oshxona xo'jayinining Xitoy konsulxonasi bilan munosabati nihoyat yaxshi ekan. Oshxonaning burunqi ismi Muqam oshxonasi bo'lib, yaqinda Xinjiang taomlari deb o'zgartilgan. Mazkur Uyg'ur oshxonasi yana bir necha yildan beri Xitoy konsulxonasining hamkorligi bilan Xitoylarning chog'ini uchun faoliyat o'tkazib, qatnashuvchilarga Uyg'urcha usul o'ynab berib kelgan bo'lib, Osakadagi Xitoy konsulxonasining yerlik xalqqa Sharq Turkiston vaziyatini, tarixini burmulab tushundirgan asosli o'rinlarining biri bo'lib qolgan. Mazkur Uyg'ur oshxonasining qilmishlari Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatining qattiq g'azabini qo'zg'agan bo'lib, ular o'zlarining Yaponiya xalqiga Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosatini bildirishga tirishayotganligini, mazkur Uyg'ur oshxonasining bo'lsa o'z manfaati uchun Xitoy bilan bir sap tutib, Xitoy rejimining Yaponiyadagi yolg'on tashviqot uchun xizmat qilayotganligini, bu numussizlikning o'z millatiga qilingan xiyonatli bo'lib qolmay, insoniylikka mo'yat ekanligini bildirishdi. Xitoy yaqinqi bir necha yil mobaynida Sharq Turkistonda ochiq oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizishga o'tgan bo'lsa-mu, chet eldagi bir turkum Uyg'urlar, jumladan bir qism o'quvchilar Xitoyning jinoyatiga sukut qilishdimi o'tib, Xitoyning chet eldagi yantayoqlarga, tashviqot qurollariga aylanmoqda. Bularning Xitoy elchixonalari tashkillagan yig'in yoki faoliyatlarga qatnashib, Sharq Turkiston xalqining baxtli yashayotganligi haqida yolg'on guvohlik bergan ahvollari ko'plab oshkorlanib, muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqining g'azabini qo'zg'amoqda. Xitoy bo'lsa, bularni vosita qilish orqali Sharq Turkiston xalqining xotirjam, bay-bayashat yashayotganligi, chet eldagi urug' tuqqanlari bilan mu normal aloqa qila olmaydiganligi haqida jar silib kelmoqda.
Xitay İstatistikalıq Təptiş Qrupsini Şərq Türkistanğa əvətdi. Xitay Mərkizi İstatistika İdarisi Nazarət Qılış Təptiş Qılış Qrupsini Şərq Türkistanğa əvətkən bolub, Şərq Türkistanın hər qaysı caylarda statistikalıq nazarət qılış hərəkətini başlığan. Xitay təşviqat orqanı Tağrıtaq Torunun xəbərdə bildirilişçə, Xitay rejimi Şərq Türkistandakı tədbir orunlaşdırmalarının icra qılınış əhvalını nazarət qılış məqsədidə Mərkizi İstatistika İdarisinin 2021-ci illik 9-cu istatistikisini nazarət qılış, təptiş qılış qrupisini Şərq Türkistanğa əvətkən. Məzkur təptiş qrupisi 20-ci dekabr atalmış Uyğur Abdunum rayonluq partiya komiteti, diviziya partiya komiteti bilən istatistikalıq məlumatlarını udullaşqa ait yığın açqan bolub, Çinçuango, Qorçaq əməldar Erkin Tuniyaz qatarlıqlar qatnaşqan. Məzkur qrupi yığında Xitay Mərkizi İstatistiki İdarisinin istatistikisini nazarət qılış haqqıdaki tələb buyruqlarını otturuğu qoyğan. Xəbərdə qayıt qılınışca, Mezkur təptiş qılış qrupisi Şərq Türkistanda 8 gün turub statistikalıq məlumatlarını nazarət və təptiş qılıdıkən. Xitay Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətini, terror siyasətini aqlaşda izçil halda sanlıq məlumatlardan küçlük tərəqidə paydalanıb kəlgən bolub, Şərq Türkistan xalqının nüfusu aşqanlıqı, turmuşunun yaxşılanğanlıqı haqqıdakı yalğan sanlıq məlumatlarını dəlil isbat sübutidə qollanmaqda. Gözetkiçiler Xitay rejiminin türlük statistikalıq məlumatlarını alahidi kontrol qılıb kəlgənlikini, bolub mu dünya kün tərtibidə turuvatqan Şərq Türkistanğa alaqadar sanlıq məlumatlarının kütkündək halətdə boluşu üçün nazarət qılış və təkşürüşkə alahidi küçəvatqanlıqını bildirüşməkdə. Xitay tordiki dini məzmunlarını çəkləş haqqıda yeni belgelimi çıxardı. Xitay Dini İşlər İdarisi bir neçə gün burun yeni başquruş belgelimisi ilan qılıb, tordiki dini məzmunlarga qarata qatlıq çəkləmlərini yolğa qoyduqallıqını bildirdi. Xitay Dini İşlər İdarisi Tor Uçur İşxanısı Sanat və Uçur Ministerliqi, Cəmaat Xavifsizliki Ministerliqi və Dövlət Bexətərlik Ministerliqi qatarlıq 5 Xitay orqanı birlikdə İnternetdeki dini uçur mülazimetini başquruş çaresi namlıq yeni belgelimini tüzüp çıkan bulup, kiler yili 1. Mart'tan başlap icra kılınıdıkken. Yeni belgelimide itilişçe, Xitay'daki alaqadar organlarının icazetini almagan her qandaq teşkilat ya ki şahsının torgu tebliğ yollaşı, dini təlim tərbiyə bilen şuğullanışı, vəz nesiyyət kılışı, dini mezmunlarını, torbet kullanmalarını ilan kılışı ya ki tarqıtışı, torda dini faaliyetlerini teşkilleşi, dini mürasımlarını torgu çıkarış ya ki nek meydan tarqıtışı, şundakla din namıda iani yığışı men'i kılınırken. Xitay mezkur tedbirini yolga koyuştaki məksidini, din arqılıq hakimiyetini ağduruşpa kuturatkuluk kılış, kompartiyanın rehberlikige karşı duruş, milletler ittifaklıqı ve ictimai muqumluqını buzuş ve aşkulluq, terrorluk ya ki milli bölgünçülükni teşvik kılış qatarlıq kılmışlarını çekleş, devlet bir xatarlıkını qoğdaş üçün de perdazlaşqa urungan. Ama bir kısım analizçiler Xitay'nın bu hareketini, dini cemaatlerini, dini zatlarını şekli özgergen yusunda bastırış deb tərifligen. Yıkındı Xi Jinping'nin dinli sosyalizmga, Xitay'a maslaştırış terror siyasetini qaytadan təkidleşimi, xalqara cemiyetinin dikkatini qozğan idi. Gözetkiçiler Xitay'nın yakınki 5 yıl içinde Şarkı Türkistan'da Uyghur Katarlıq Türkiye Müslümanlarına karatkan tesevvür kılgısız dini bastırış siyaseti icra kılgallıqını, Müslümanlarının bağırlıq ibadetlerini çekleple kalmay, yanfon ya ki kompüterlerinin azraqla dini pırıqı bolgan suretler çıkıp kalgan Uyghurlarını, türme ya ki ceza lagırga kamıqallıqını, 10 mınlıqan mescitlerini çakkan ya ki buzvetkellikini, növete Xitay rejiminin mezkur yeni belgelimisi arqılıq dini bastırış siyasetini, Xitay ülkelerdimi kengaytip icra kılış ve bunu kanuni asas bilen təminleşinin çotunu soqallıqını bildirişmekte. Intel şirketi bisimga berdaşlıq birelmey Xitay'dan keçirim sordu. Intel şirketi yakında öz təminli güçlerge evetken xitide, Şərq Türkistan'daki mecburi emgekke alaqadar söz kılgallıqı sebeplik Xitay'ını qatlıq bir aram kılgan bulup, şirket bisim astada tizlikte Xitay'dan keçirim sorgan. Reuters agentliqining xabarida bildirilishicha, Amerikaning o'zek ishlab chiqaruvchi shirkati Intel 21 dekabr ta'minlovchi shirkatlarga maktub yollab, ulardan Sharq Turkistondan kelgan ishchilarni ishlatmaslikni, mahsulot yoki mulozimatini sotib olmaslikni talab qilgan. Intel shirkatining bu so'zlari Xitoyni qattiq bayram qilgan bo'lib, Xitoy fuqarolari shirkatning Weibo hisobiga ko'plab inkas qoldirib, Intel markasini boykot qildiganligi haqida jar solgan. Wang Junke ismli Xitoy naqshchimi Intel markasi bilan bo'lgan barliq hamkorligini bekor qildiganligini aytgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijianmo ifoda bildirib,
Intel şirketini ayıplayan ve Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek cinayetini inkar kılgan. Xitaylardan kelgen bismiga berdaşlık berelmegen Intel şirketi tünügün bu haqda bayanat ilan kılıp, münasibetlik ibarelerdeki esli muddasının Amerika'nın kanunuğa boysunuşku kapaletlik kılış ikkellikini, bunun hergizme öz meydanını bildiriş ya ki başka maksette itilmeğallıkını, Xitaydaki xiridarları, şirikleri ve halıqtın keçirim soraydağallıkını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2015 yilidan boshlab Intel shirkatining eng cho'ng kirim manbasiga aylangan bo'lib, bultur shirkatining Xitoydan kirgan kirimi 20 milliard dollardan oshib, umumiy kirimining 26% ni egallagan. Xitoy rejimining Xitoylarni ashqun millatchilikka kuch kiritish va iqtisodiy tahdid orqali Xitoyga qarshi so'z qilgan xalqaroliq shirkatlarni, tangliq shaxslarni bosh egdirish qilmishi tunji qitimliq ish emas. Aldın kıtım H&M Katarlık bir Türküm kiyim kiçek şirketleri Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek siyasetine karşı yol tutkallık üçün Xitaylarda bu markalarını baykut kılıç dolkunu kozgalgan idi. Danlık Türk futbolcu Mesut Özil'ge okşaş bir kısım təsir küçüke iyi şahslar mı? Şarkı Türkistan ve Uygurlar hakkadaki yazması sebeple Xitaylarının baykut kılıçı ve hakaretlerine duç gelgen. Biden Uygurlarla alakadar kanunu resmi makulledi. Amerika Prezidenti Joe Biden 23. dekabr 2 palatanın birdek makulluğundan ötken Uygur mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesini imzalap resmi küçge ige kıldı. 6256. numarlık mezkur kanunga asasen Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan bağırlık mehsulatlar mecburi emgek mehsulatı dep karıldıgan bulup Amerika'yı import kılınışı meni kılınırken. Kirgizmekçi bulgan şirketler mehsulatlarının mecburi emgek bilen alakası yok ikerlikini kayıl kılarlık deliller bilen ispatlışı ve Amerika dairelerinden ruhsatıge erişişi kerekken. Amerika avazının haberde bildirilişçe Biden mezkur kanun lahiyesige imza koygandın kiyen Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bayanat ilan kılıp mecburi emgek meselesini hel kılışının bu nöbetlik hükümetinin aldınkı vezipisi ikerlikini bildirgen ve Amerika'ya vizi çeklemesi koyuş, iktisadi ceza yürgüzüş, import eksportini kontrol kılış, Şarkı Türkistan'daki insan hakları vaziyetige alakadar dokulat bilen teminleş katarlık, emeli tedbirlerini kullanıp kelgellikini, bu tedbirlerinin ittifaktaşları ve şiriklerden okşaş hareket ki ötüşünü talep kıldığılıkını tekitligen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bugün bayanat ilan kılıp, Amerika'nın bu kararı narazılık bildirdi ve Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini inkar kılıplı kalmay, irki kırgınçılık insaniyetki karşı cinayet ve mecburi emgek kisiliş Katarlık cinayetlerini sadır kılgıçının emniyette Amerika ikkellike hakkıda car saldı. Melum buluşça Uygur mecburi emgekini çekleş kanuni 6 aydın kiyin resmi icra kılınışı başlaydıken. Mezkur kanunun talepigi asasen Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki Uygur Katarlık milletlerine bastırışıga hemkarlaşkan organ ve şirketlerinin tizim likini turguzup çıkırken. Mezkur kanun lahiyesinin Aksaray'a yollanışı üçün 2 yılgı yakın vakit ketken bulup, ilgiri Amerika Avam Palatası ve Kengeş Palatası ayrım ayrım halda öz nusuksızdaki Uygur mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesini makullagan. Ama iki nuskuda perek bolgaçka, birlik ikelgen nuskusunu teyyarlaş ve her iki palatada makullaşkı uzun vakit ketken. Mezkur kanun lahiyesinin ahirka maslaştırılgan nuskusunu Avam Palatası 14. dekabr, Kengeş Palatası 16. dekabr birdek avaz bilen makullugan bolup, Prezident Biden'ın imzalışı üçün Aksaray'a yollanğan idi. Aksa Mescidi İmami Marakeş İdris Hasan'ı kaytırmaslığı kerek. Aksa Mescidi'nin imami Doktor İkreme Sabri Twitter hesabı da Marakeş hükümetine hitap kılıp İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırmaslığı çakırdı. Doktor İkreme Twitter uçuru da eğer bir müşrik Müslüman'dan panahlık dilise Müslüman'ın o müşrikini himaye kılış, kogdişi ve onu bihater cayığı yetküzüp koyuşu vacip boludu. Ondakta bir Müslüman yeni bir Müslüman kırındışı'dan panahlık dilisi çoğu. Biz mübarek Mescid-i Aksa'dan Marakeş'ten alakadar mesullerini Türkistanlık Müslüman İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırış kararıdan inişki çakırımız digerlerini bildirdi. Marakeş dairleri aldınkı hepte Uygur yaş İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırış hakkıda hüküm çıkargandın kiyen bu mesele halkarada kaytadın kün tertipki kelgen bulup İslam dünyasındaki meşhur ulema, İslami teşkilatlar, şundakla Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği İctimai Taratkospuları da Arap İslam dünyasına hitap kılıp Marakeş dairlerinden İdris Hasan'ı kaytır etmesini talep kılgan idi. Şundakla bir kısım nüfuzluk ölümalar İdris Hasan'ı Xitay'a kaytırışının haram ikerliki hakkında keskin fetva bergen idi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kıyın Kıstak'a Karşı Duruş Komiteti Düşenbe İdris Hasan Toğrus'ta vakıtlık tedbiri ilan kılıp Marakeş hükümetinin İdris Hasan'ı kaytır etmesini talep kılgan bulup Marakeş mezkur komitutka eza iken.
Növbette her kaysi devletlerde İdris Hasan'ı kutulduruş üçün türlük tırışçılıklar devamlaşmakta. Xitay saxta arxeologiyalik məlumatlar arqalıq Şərqi Türkistanın tarixini burmulmaqda. Xitay rejimi Şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayetini icra qilishda Uyğurlarının tarixi və mədəniyyətini burmulaş və özgərtişkə küçəb kilovatqan bulub, yıqında erişkən atalmış arxeologiyalik təşviriş nəticələrini dəlil ispat sübütüdə alayda təşviq qılmaqda. Xitayning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi Tangrita to'rining bugungi xabarida Xitayning 4 arxeologiya atritining Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida arxeologiyalik tekshirishda bo'lganligi. Bu yil planga asosan arxeologiyalik tekshirish turidan 17 ni yo'lga qo'yib 80 ming kvadrat metr yerni chorlab tekshirganligi, turlik madaniyat yodgorliklaridan necha mingni qizib chiqqanligi qayd qilingan. Xabarda bugun Kuyuk shahar qadimiy shahri, Zurkut qadimiy shahri, Kucha Uştur Kadimi Şehri, Kola Üzgen Kadimi Şehri, Bortala Dalto Kadimi Şehri Katarlık Şehir Yadigarlık Orullarının Şarkı Türkistan bilen Xitay'daki sulalarının baştan ahir kuyuk alakını sağlap gelgirlik. Bir gövdeleşken medeniyet endisine tedirice şekillendirgenlik üçün ispat bulduğallıkı dava kılıngan. Haberde məlum buluşça, Xitay Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylardan tepilgan kadimi yadigarlıklarının Şarkı Türkistan'a köp milletinin yuğurulgallıkını, köp kıl dininin bile mevcut bulup turgallıkını ispatlaydıgallıkını dava kılgan. Sırt, Kumul vilayette sedicil sepile yadigarlıkları baykalgallıkı, bunun tan sulalısının Şarkı Türkistan'ı bir tutaş başkurgallıkıga ispat bulduğallıkı hakkında bildirilgan. Haber diyene, tarihi yadigarlıklar Şincan'ın azelden cungo zimininin ayrılmaz bir kısmı ikerlikini, köp millet toplaşıp oltrahlaşkan, köp kıl din tan mevcut bulup turgan cay ikerlikini tuluk çöndürüp berde degen numusuz ibareler oran algan. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki müstemlike cinayetini yuşuruş üçün ilgiri elan kılgan ahtaşlık kitapları da İslam dininin Uygurlar əzəldən qılıb kelgen din əməsiki, Şarkı Türkistan'ın Uygurlar əzəldən yaşab kelgen zimin əməsiki de rezil bayanlarını köpləb təkidləb kelmekte. Bütünlüğü Xitay işgaliyetçi rejimi üçün hizmet kılıp kilovatkan atılmış tədqiqatçılar ve təşviqat organlarımı Xitay'nın siyasetlerine maz halda yalgan tarih, yalgan ispat uydurup çıxışını küçə etmekte. İrqi qırğınçılıq cinayetinin baş icraçısı Çin Çöngo vəzifəsindən qaldırıldı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki terör siyasetinin ve irqi qırğınçılıq cinayetinin baş icraçısı Çin Çöngo barlıq vəzifələrindən qaldırılıb ornığa Guangdong ölkəsinin başçısı Ma Xingrui almaşdı. Xinhua agentliğinin bu vaqtdakı xəbərində Xitay Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin yeni qərar çıxarğanlığı, bundan keyin Çin Çöngo'nun atılmış Uyğur Avtonom rayonluq partiya komitetinin sekretarı daimi heyet azası qatarlıq vazifelerini ötümeydiğallıqı. Onun ornida Ma Xingrui'nin yukarı vazifelerini ötüydiğallıqı kayıt kılıngan. Bunun bilen 2016 yılı Şarkı Türkistan'da vazifeye oltırgandan tartıp, irqi qırğınçılıq siyasetini baş bulup icra kılgan. Amerika ve Avrupa İttifakı'nın ceza tizimikiye kirgizilgen. Kulü milyonluğa Şarkı Türkistan halkının kını bilen boyalgan Çin Çöngo'nun Şarkı Türkistan'daki vazifesi ahırlaşkan. Xabarda onun nemi sebeplik almıştırıvatkanlıkı, bundan keyin qandaq vazifaga qo'yilganligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretarligiga tayinlangan Ma Xingrui Xitoy millatidan bo'lib, 1959-yili Xeylongjiangda tug'ilgan. U burun Xitoydagi turli tadqiqot akademik o'rinlarda xizmat qilgandan sirt, 2013-yildan boshlab Guangdong o'lkalik hukumatda o'xshamagan vazifalarni o'tgan. 2017-yildan hozirga qadar Guangdong o'lkalik partiya komitetining muavin sekretari, o'lka boshlig'i bo'lib ishlagan. U bultur Guangdong o'lkalik hay'atini boshlab Sharqiy Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, atalmış nishonlar yordam berish xizmatini tashkurgan. Xitay yaqinqi bir necha ay ichida Sharqiy Turkistondagi amaldorlarni zo'r darajada tanishgan bo'lib, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonining qo'rchoq raisi Shohrat Zakirmo 30 sentyabr vazifasidan iste'fo so'rgan va o'rniga Erkin Tunyoz muvaqqat rais bo'lib tayinlangan edi. Xitay rejimining bu qarori navbatda kuchli qo'zg'olonlar qo'zg'agan bo'lib, Xitayning bunundagi maqsadi va keyingi planlari haqida turlik farazlar o'tirg'a qo'yilmoqda. Bulupmi Amerika hukumatı Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunini rasmiy imzolab, 2 kundan keyin Xitayning Sharqiy Turkistondagi birinchi nomorliq amaldorlarini almashtirishi tixmo diqqat qo'zg'amoqda. Qadrli ko'rimlarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishonlarning xayrlik o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.